İKSV ve Marmara Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa yürüttüğü ortaklaşa projesinin ilişkili olarak ikinci oturumumuz bu. Kültür politikaları üzerine, yerel kültür politikaları. Dün birazcık daha Türkiye'deki deneyimleri konuşmuştuk. Bugün biraz daha derin dalış yapacağız ve kültür politikalarının hem teorik hem pratik boyutlarına bakacağız. Normalde programda da gördüğünüz gibi 3 kişiydik. Ama Tülin Hanım'ın ayağını kaydırdık hocamızla baş başa olabilmek için. Çünkü Hüsnü Hoca, Özlem'in de benim de hocam. Dolayısıyla onunla yalnız kalmak için Tülin Hanım'ı ekarte etmiş olduk. Şaka bir yana, çok ani bir engelden dolayı kendisi bir arada olamayacak. O yüzden biz Hüsnü Hoca'yı ve Özlem'i ağırlıyor olacağız. Bugün konuşacağımız şey aslında kültür politikaları, yani iki zor kavramı bir araya getirmeye çalışacağız. Kültür üzerine 264 farklı tanım mı vardı? Bir şeydi, evet, 50'lerde o kadardı. Keza politika için de bir o kadar tanım yapılabilir. İkisi bir araya geldiğinde combo etkisi yapıyor. Çok daha şey bir tablo çıkıyor. Çok iyi bildiğimiz, her gün yaptığımız, herkesin o şey için... pornografi için öyle bir tanım var ya, nasıl tanımlamayı bilmem ama nerede görsem tanırım gibi. Kültür politikaları da biraz öyle, kültür açısından, ama sadece kültürel etkinlikler düzenlemekten ibaret olmadığını eğer Füsun Hoca'nın kültür politikalarına giriş kitabını okursanız zaten onu ayrıntılarıyla anlatıyor. Bugün birazcık da özetleyeceğiz ve iki tur konuşmayı düşünüyoruz. İlk turda birazcık daha hikayenin kavramsal boyutunu, kültür politikaları nedir, Türkiye'de ne gibi pratikler vardır. İkinci turda da biraz onun daha organizasyonunu yapacağız. Bu konuda devam ediyor gördüğünüz bannerlardaki proje. Bir rapor yayınlanacak yıl sonuna doğru. Onun haricinde de bir hibe programı, ilk hibe sahipleri belirlendi. İkinci bir hibe çağrısı daha olacak Mart 2024'ten sonra. Ve bir de kapasite geliştirme programı olacak. Sosyal medya hesaplarından projeye dair gelişmeleri takip edebilirsiniz. Şimdi bir ilk tur olarak bir kültür politikalarını bir tanımlama çabasına girelim. Yani bu arada Füsun Hoca'yı da, sevgili Özlem'i de çoğunuz bildiğiniz için çok fazla detaya girmek istemedim. Füsun Hoca, Türkiye'nin en köklü iki siyasal bilimler fakültesinin ikisini de tedrisatından geçmiş. Daha sonrasında da Türk Ocakları'ndan itibaren aslında vatandaşlık, o yurttaşlık çalışmış ve sonra da kültür politikaları, ki ikisi bence çok akraba, yani yurttaşlık ve kültür. Özlem Öce de Marmara Fransızca Kamu'dan mezun olduktan sonra Enstitü d'Etudes Politiques Grenoble'da kültür yönetimi yaptı. 2010 yılından beri de biliyorsunuz İKSV'nin kültür politikaları koordinatörü olarak çalışıyor. Aynı zamanda işte UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyesi, yerel diller çeşitli, evet, bir sürü şey var. Ben Deniz'de naçizane bir esnaf ve sanatkar olarak öğrenmeye çalışıyorum. Hocam buyurun. Kültür politikalarını sizden bir dinleyelim. Şu mikrofonu. Teşekkür ederim. Tabii önümüzde son derece ilginç bir başlık var. Dün bir iki sosyal bilimci arkadaşımla konuştum. Derin dalış nereden çıktı dediler. Ama başlık bizi aslında, hani derin dalış kültür dediğimizde ben şöyle görüyorum bu başlığı, ki zaten biraz toplantı özetlerinde de bu ortaya çıkıyor. Aslında derin dalış bizi düşünmeye sevk etmek üzere verilen bir başlık. Yani düşünmeye, sadece düşünmeye değil, analitik olmaya, özenli olmaya, ayrıntıları önemsemeye çağıran bir başlık. Tabii kültür bağlamında ele aldığımızda bu derin dalış ne olabilir ki diye düşündüğümüzde, öncelikle hani her derin dalışta olduğu gibi, yani gerçekten suya dalışta olduğu gibi bir
bilgiye ihtiyacımız var. Yani bilgi olmadan o derin dalışı yapmak mümkün değil. Bir dalış bilgisine ihtiyacımız var. Bunun epistemolojisine ve ontolojisine ihtiyacımız var. Ki kültür dediğimizde de, yani kültür derin dalış dediğimizde de, ben kültürle ilgili alanı tarif ediyorum. Yani kültür alanıyla ilgili bilgi ve donanımı anlıyorum buradan. İkincisi ise bütün diğer dalışta olduğu gibi, derin dalışta özellikle, suya dalışta olduğu gibi, bazı araç ve gereçlere ihtiyacımız var. O araçlar ve gereçler o derin dalış sırasında bizi korunaklı kılacak, o derin dalışın tehlikeli olmamasını sağlayacak ve daha iyi dalmamızı sağlayacak araçlar, gereçler. Kültür politikası bağlamında da baktığımızda, bu derin dalışta bize bizim ihtiyacımız olan araçlar ve gereçleri şöyle tarif ediyorum. Kavramlarımız, yani kavramsal çerçevemiz ve modellerimiz, kültür politikası modellerimiz. Fakat şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Su çok bulanık. Yani bulanık bir suya dalmak zorundayız. Dolayısıyla o teçhizatımız ya da alanla ilgili bilgimiz ne olursa olsun ki gerekli bu. Bulanık bir suyun içinde derin dalmaya çalışacağız. Bunun da nedeni kültürün çok karmaşık bir kavram olması. Çok boyutlu ve karmaşık, kompleks, sabit olmayan, zaman içinde değişen bir kavram olması. Yani elimizde muğlak, müphem bir kavram var. Herkesin kendi tanımını getirmeye çalıştığı, farklı disiplinlerin farklı kültür anlayışına sahip olduğu bir alanda gidiyoruz. Bir örnek vereyim, biraz önce Ulaş Hoca da bahsetti. 1952 yılında iki antropolog, iki Amerikalı antropolog bir monografi yayınlıyorlar ve burada 52 itibariyle kültürün 164 tanımının olduğunu söylüyorlar. Bu kültür politikası alanında çok başvurulan bir kaynaktır. Düşünün, yani yaklaşık 70 yıla yakın bir süre önce kültürün 164 tanımından bahsediliyor. Şimdi bugüne geldiğimizde, tabii bugün aslında iş çığırından iyice çıkmış durumda. Çünkü iyice çığırından çıkmış durumda. Çünkü kültür kavramını çok sık kullanıyoruz. Yani aslında şöyle bir durumla karşıyayız. Bir kültür sıfatları, daha doğrusu kültür tamlamaları evreniyle çevrilmiş durumdayız. Yemek kültüründen, beslenme kültüründen, spor kültüründen, hip hop kültüründen, yani çok geniş bir alanda, kimi zaman da çok savruk bir biçimde bu kültür kavramını kullanıyoruz. Birincisi bu. Yani o günden bu yana, 50'lerden bu yana, ki 50'lerde de durum oldukça karmaşık ve vahim, giderek bu kültürün kullanım alanları daha da genişti. Bu genişlemenin bir boyutu da şu, 1990'lar itibariyle yaklaşık tarihlendirmek mümkün. 1980'ler ve 90'lar diyelim, bu tarihlerde sosyal bilimlerde bir yeni bakış açısı gelişti. Cultural turn denilen kültürel dönüş. Yani daha önce farklı biçimde açıklanan, farklı nedenlere, gerekçelere doğru dayalı olarak açıklanan birçok ekonomik, toplumsal, siyasal olay, olgu kültürle açıklanmaya başladı. Ve bu kültür kavramının kullanımında daha da fazla bir enflasyona neden oldu. Çünkü 1980'lerden sonra çok değişik alanlardan, çok farklı disiplinlerden araştırmacı
kültür alanına girdi. Yani antropologlar mesela, bu çok şeydi, normaldi. Zaten kültür öncelikle antropolojinin konusuydu. Ama daha sonra siyaset bilimciler, hukukçular, psikologlar, hatta tıpçılar, yani sadece sosyal bilimler alanından değil, fen bilimleri alanından da kültür meselesine kafa yoran bir takım disiplinler ortaya çıktı ve bu disiplinlerin her birinde kendi soruları vardı, kendi problematikleri vardı, kendi metodolojileri vardı. Dolayısıyla kültür çok fazla disiplin tarafından sahiplenildi. Yani kültürü açıklamak üzere, kültürel meseleleri açıklamak üzere farklı sosyal bilimler ve insan bilimleri disiplinleri bu kavramı sahiplendiler. Dolayısıyla bu alanda çalışan kişiler, yani ister akademisyen olsunlar, araştırmacı olsunlar, isterse alanda çalışan profesyoneller olsunlar, daha başlarken bir güçlükle karşı karşıyalar. Yani hem kendilerine hem karşılarında bulundukları muhataplara karşı bir güçlükle karşı karşıyalar. Mutlaka kültürden ne anladıklarını açıklamak zorundalar. Çünkü alandaki bir takım anlaşmazlıkları, geçimsizlikleri biliyoruz. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bu kavramdan ne anlaşıldığını birbirimize açıklamamız yalnızca bir entelektüel zorunluluk değil, aynı zamanda pratik de bir zorunluluk. Çünkü alanda çalışırken, birlikte birbirine diye diye çalışırken en önemli problemlerden biri bu kültüre farklı bakış açılarından kaynaklanıyor. Şimdi kültür politikasına biraz değineyim. Kültür politikasını ben bir kamu politikası olarak inceledim şimdiye kadar. Yani yerel kültür politikalarından çok daha fazla devletlerin kültür politikaları nelerdir? Bu konuya daha fazla eğildi. Aslında şunu söylemek mümkün. Diğer kamu politikalarıyla karşılaştırıldığında kültür politikaları görece geç bir dönemde ortaya çıkmış bir kamu politikası. Bundan neyi kastediyorum? Bundan şunu kastediyorum. Kültür politikasından bahsetmek için İkinci Dünya Savaşı'nı beklemek lazım. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası Refah Devleti ile birlikte kültür politikalarının devletler tarafından hayata geçirildiğini biliyoruz. Bu tabii kafalarda bir takım karışıklıklar yaratıyor. Çünkü şöyle bir kanaat var. Neden? Daha önceki yüzyıllarda, dönemlerde de kültür politikası yok muydu diye. Kültür politikası daha önceki dönemlerde yoktu. Yani bir kamu politikası olarak yoktu. Ama biz şunu biliyoruz, kültür politikasının bir ön tarihi var tabii ki, bir proto tarihi var ve proto tarih derken ya da ön tarih derken de tarihsel mesenliği, kültür ve sanat hamiliğini kastediyorum ve daha önce de tabii ki, daha İkinci Dünya Savaşı öncesinde de, Refah Devleti öncesinde de şeyler var, bir takım kültür alanına müdahaleler var ama henüz kültür politikasından bahsetmek için çok daha erken. Çünkü kültür politikasından bahsetmek için bir takım unsurların bir araya gelmesi lazım. Yani bir kamu politikası olarak kültür politikasından bahsetmek için bazı unsurlar bir araya gelecek. Nedir bu unsurlar? Yani şeyi biliyoruz, daha net olmak için söyleyeyim. İşte tarihin çok farklı dönemlerinde krallar, monarklar, prensler kültür alanına müdahale etmişlerdir. Kültür alanına, kültür sanat insanlarına teşvikte bulunmuşlardır. Ama aynı şey değil. Çünkü orada sistemli bir politika yok. Yani neden bir egemen diyelim, genel bir tabirle karşılayalım bunu. Neden bir egemen ya da işte bir kral, bir sultan neden kültür ve sanata teşvik eder? Kendi ihtişamını, kendi büyüklüğünü sembolik alanda güçlendirmek amacıyla
sanata ve kültüre müdahale eder ya da teşvikte bulunur. Halbuki kamu politikası dediğimizde bir takım unsurların bir araya gelmesi gerekiyor. Nedir? O da öncelikle bu kültür alanına müdahalenin kurumsal bir nitelik kazanması gerekiyor. Kurumsal ve sistemli bir nitelik kazanması gerekiyor. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda bu politikanın sürekli olarak gözden geçirilerek yeniden hayata geçirilmesi gerekiyor. Bir bürokrasinin olması lazım, bir kültür bürokrasisinin olması lazım. Yani bir bürokratik düzenlemenin olması lazım. Bir personel kadrosunun olması lazım ve mesleğe özgü bir takım kuralların olması lazım. Ve en önemlisi tabii bir mevzuat, bir yasal mevzuatın olması lazım. Dolayısıyla bir kamu politikası olarak kültür politikası hem tarihte gördüğümüz devlet patronajından, sanatta ve kültürde devlet patronajından hem de tarihsel kültür hamiliğinden hem amaçları hem de nitelikleri açısından farklı. 2,5 dakikam mı kalmış demek bu? Peki o zaman şöyle diyeyim ben. Şimdi bir takım modeller var kültür politikası dediğimizde. Yani kültür politikasını modeller ekseninde ele alıyoruz. Bu modelleri üçe indirgemek mümkün. Farklı yazarlar, farklı araştırmacılar, farklı sınıflandırmalar yapıyorlar ama üçe indirelim. Ve üçe indirirken de şunu söyleyeyim. Genellikle kültür politikası modellerine baktığımızda ne ölçüde yani devletin rolüne bakılır. Ne kültür politikası ne kadar egemen, kültür politikası ne kadar merkeziyetçi bir ya da ademi merkeziyetçi bir yönetimle hayata geçiriliyor. Böyle baktığımızda üç temel modelden söz ediyoruz. Bunlardan bir tanesi merkezi yönetimin kültür alanında daha müdahaleci, daha sistemli olarak müdahale ettiği bir yapı. Birinci model Fransa, Türkiye ya da Yunanistan gibi. İkincisi kültür alanının yönetiminin özerk konseylere bırakıldığı, yarı özerk konseylere bırakıldığı model. Daha çok kuzeyde ve batı Avrupa'da, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta gördüğümüz model. Ve üçüncü modelde kültür politikasında sınır yerele ya da bölgelere bırakıldığı model. Şimdi bu modeller birbirine yakınlaşmaya başladı son yıllarda. Neden? Çünkü Avrupa benzer sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlardan ilki küreselleşme. Küreselleşme toplumları yatay bir biçimde giderek standart hale getiriyor ve kültür alanına da küreselleşmenin yansımaları var. İkincisi yerelleşme ya da bölgeselleşme. Avrupa örneğine baktığımızda mesela Avrupa bölgeleri ya da yerel yönetimlerin giderek daha güçlenmesi gibi temel faktörler ya özellikle de bunun ötesinde de söyleyebileceğim en önemli şey yeni kamu işletmeciliği. Yani yeni kamu işletmeciliği bugün yerelleşme ve küreselleşme dinamiğinin ötesinde kültür politikalarını belirleyen en önemli şeylerden biri. Artık bugün herhangi bir politika, politikadan çok yani politik amaçlar ve arka planlardan, nedenlerden çok bir işletme gibi yönetiliyor. Yani yeni kamu işletmeciliği dediğimiz şey bu. Ve bunun getirdiği yani kamu kurumları da, STK'lar da, alanda çalışan profesyoneller, savunu çabasında bulunan topluluklar da artık bir kültür projesi yapacakları zaman kendilerini bir işletme gibi görmek zorundalar. Çünkü önemli olan etki, verim gibi normal bir işletmenin sınırları içinde kalan, yani bir işletme gibi kavramsallaştırılan ve görülen bir şey.
Bir dakika var mı yoksa bırakalım sonra ikinci şey. Devam vaktimiz olacak zaten ama tamam. Eğer kesmek istemiyorsanız yok yani bugün bir takım sorunlarla karşıyayız. Modeller var onu söyleyeyim. Modeller geçerli ama bu modellerin ötesinde benzer, yakınlaşan yani ülkelerin kültür politikaları ve kültür anlayışları da bir takım gerekçelerle, nedenlerle birbirine yaklaşıyor ama bu modellerin geçersizliği anlamına gelmiyor. Böyle bitireyim. Tamam. Bu yani daha devam edeceğiz. Hep bu sizin kitabınızı okurken de sonra da düşünürken kültür politikalarıyla mantar arasındaki ilişkiyi yani mantar da hep vardı. Hatta insanın bilişsel atlayışında da bir takım mantarların etkili olduğuna dair hipotezler var. Ama bir nokta itibariyle kültür mantarı diye bir şey çıktı. Yani o kültür evet. Mantarı klasik müzik dinlediği, işte müze sergi gezdiği için değil, onun bütün o koşullarına müdahale edildiği için. O da işte bir takım sosyal kültürel etkinlikler yapılıyordu her zaman. Ama onun kültür mantarı gibi daha kontrollü, daha sistemli, daha kurallı yapılmış olması... Onu kültür politikası yapıyor galiba kültür mantarı gibi. Şimdi bunu tanımladıktan düşünmem sonra lazım Türkiye'deki kültür mantarının seyrine dair belki Özlem senden bir şeyler dinleyebiliriz. Evet, herkesi saygıyla selamlıyorum. Günaydın demiş olayım. Tabii hocamdan sonra konuşmak büyük bir hani, zorluk. Ama bir yandan da benim için çok büyük bir onur. Türkiye'de kültür yönetimi ve politikaları alanında çalışıyorsam bu üniversite yıllarında sevgili hocamın açtığı bir kültür politikaları alanındaki seçmeli dersle başladı benim için macera. Dolayısıyla da burada hem benim hem de birçok ekip arkadaşımın İstanbul Kültür Sanat Vakfı çatısı altında böyle bir departman içinde çalışmasının da vesilesi hocamdan geliyor diyebilirim. Ulaş çok teşekkürler. Yani hem ortaklaşa projesinden bahsettiğin için hem de bu yolda bizimle birlikte yürüdüğün için. Türkiye'de kültür mantarının seyrini böyle 10 dakikada özetlemek çok kolay olmayacak. Ama bir parantez açmaya çalışacağım kendi bulunduğum yerden. Sevgili hocam derin dalışla başladı. Yani derin dalış üzerine düşünerek başladık hep beraber. Ben de müsaadenizle Maruf'un bu yılki ana teması olan dayanıklılığa bir adım geri atarak oradan düşünerek başlayalım istiyorum. Dayanıklılık ve ötesi hatta Maruf'un bu yılki ana teması. Bu arada Marmara Belediyeler Birliği'nde Maruf için bu konuda çaba gösteren bütün ekibini hakikaten tebrik etmek istiyorum. Buna vesile oldukları için de çok teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir dayanıklılık örneği göstererek iradeyle bu etkinliği üçüncü kez gerçekleştiriyorlar. Peki kültür sanat alanında dayanıklılıktan bahsettiğimizde ne diyebiliriz? Kültür sanat dünyası hele Türkiye'den bahsediyorsak oldukça kırılgan bir zeminde hareket ediyor. Bu hepimizin malumu herhalde. Dayanıklılık konusundaki en büyük sınavlarından birini de sanırım son yılların en büyük küresel krizlerinden biri olan Covid döneminde hep beraber verdik. Bu dönemde pandemi döneminde hala tam da atlatmış değiliz ama salgının bu kadar yükseldiği bir dönemde hepimizin özellikle evlere kapandığı dönemlerde daha önceleri sıkça bir lüks gibi algılanan, işte ihtiyaçları hiyerarşisinde daha sonlarda geldiğini belki itiraf edemesek de düşündüğümüz kültür sanat alanı hayatımızda ne kadar önemli bir yer kaplıyor. Bireysel olarak hepimiz bunu daha güçlü bir şekilde idrak ettik gibi hissediyorum. Evlere kapanmak bir sorumlulukken kültür sanat dünyası, yerel veya uluslararası kuruluşlar İşte dijital arşivlerini dijital ortama taşıdılar. İşte müzisyenler buldukları sosyal medya mecralarında konserler vermeye başladılar. Bütün bunlar ya yani insanlar balkonlardan arya söylemeye başladılar. Aslında bütün bunlar bir yandan da bize birliktelik ve bir umut aşıladı. O en temel ihtiyaç olan hem kişisel olarak bize iyi gelme halini hem de bir arada olma halini destekleyen bir durum olmaya başladı. Kültür sanatın algısına dair de sanki bir dönüşümü, gerçek önemini idrak ettiğimiz zamanlardan geçtik hep beraber. Ya ülkeler sınırlarını kapattı ama bu kültürler arası etkileşim, iletişim bir şekilde devam etti. Birleşmiş Milletler ve hatta Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'la mücadele ederken yani kamusal farkındalık için en büyük güçlerden birinin yaratıcılık olduğunu birebir ifade etti araştırmalarla. Tasarımcılar kendi alanlarını, atölyelerini dönüştürerek acil ihtiyaçlara cevap vermeye karar verdiler. Kültür sanat dünyası bu yeni duruma hızla adapte oldu.
Bu dönemde yapılan birçok araştırma kültüre katılımla kişisel olarak iyi olma hali arasında da çok güçlü bir bağ olduğunu gösterdi. Bu dönemde yapılan araştırmaların sayısında da bir artış olduğunu görüyoruz. Buna karşılık Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de biliyorsunuz her dönemde hazırladığı ilerleme raporları var. Türkiye'deki durumuna dair 2022 raporuna baktığımızda kültür sanat alanının, sektörünün nasıl tanımlamak istersek can çekişmeye devam ettiğini aslında görüyoruz. Özellikle finansal sürdürülebilirlik zaten kırılgan bir yapıya sahip olan bu alanın aktörlerini çok can alıcı bir biçimde etkilemeye devam etti. Pandemiyle birlikte herkes aslında bize iyi gelen haliyle kültür sanat alanını var etmek için bir yandan motive olurken bir yandan da canından vazgeçen sanatçılarla, işini değiştiren insanlarla, bir kültür sanat sektörü olamayan bir alanla aslında yüzleşmiş olduk. Bir yandan da kültürel altyapı ve yönetim kapasitesindeki yetersizlikler, bu alanda çalışan kültür profesyonellerinin, bağımsız aktörlerin ve hatta kültür kurumlarının ölçekleri ne olursa olsun mevcut potansiyellerini harekete geçiremediklerini de harekete geçirmelerine engel olduğunu da aslında bize anlattı. Diğer taraftan tabii Türkiye'de insan hakları ilkelerini, kültürel hakları, kültürel ifadelerin çeşitliliğini gözeten daha demokratik bir kültürel alana duyduğumuz ihtiyaç da ortada. Bu da kültür sanat alanının başından beri mücadele ettiği zorluklardan biri. Giderek daha da daralan alanlarda mücadele ediyoruz dayanıklılık demişken. Yine uluslararası belgelere atıfta bulunalım istiyorum ben. İçinde bulunduğumuz küçük fanustan dışarı çıkıp biraz daha makro ölçekte bakabilmek için. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne bir bakalım. Bu beyannameye göre kamu otoritelerinin, özellikle de ulusal ve yerel otoritelerin kültüre katılım konusunda yasal sorumlulukları olduğunu biliyoruz. Bu belgeyle anlatılıyor. Özellikle vatandaşlarla doğrudan temas kurabilen, bulundukları bölgenin sosyo-kültürel yapısına hakim olduğu için bulundukları bölgede etki etme kapasitesine sahip yerel yönetimlerin insan odaklı, eşitlikçi ve kapsayıcı politikalar üretmesi konusunda çok önemli adımlar atması bekleniyor aslında. Yerel yönetimler dünyada da giderek artan bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Sevgili hocam modelleri anlatmaya başladı. Umarım biraz daha dikkatli ikinci turda da dinleyeceğiz. Türkiye tabii sevgili Ulaş buradayken bana anlatmak düşmez ama 2000'li yılların başında bir daha sürdürülebilir demokratik bir yönetim için çeşitli AB müzakerelerinin hala aktif olduğu dönemlerde çeşitli kamu reformları gerçekleştirmeye çalıştı ama özellikle uygulamada ademi merkeziyetçilik ve sivil katılım veya kaynak tahsisinin yeterince sivil toplum ve kamu ilişkileri açısından gözetilmemesinden veya bu diyaloğun üzerine gidilmemesinden dolayı bu alanda gerçek bir dönüşüm ademi merkeziyetçilik yolunda bir adım atılamadı. Bu durumda Türkiye'de hala oldukça merkezi olan kültür politikalarının oluşum süreçlerine çok ciddi biçimde yansıdı. Ademi merkeziyetçilik hala uzak bir hayal gibi görünüyor bu modeller arasında Türkiye'nin nerede durduğuna baktığımızda. Biz İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında sıkça yerel, ulusal veya uluslararası ölçekte uluslararası projeler gerçekleştiriyoruz. UNESCO desteğiyle Kültür Hattı diye yine bir proje gerçekleştirmiştik. Türkiye'deki kültür profesyonellerinin birbiriyle aslında bir hat kurarak ilişki içinde olmasına dair bir projeydi. Pandemi dönemine denk geldiği için her şey online ortamda gerçekleştirildi ama birbirimize ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzu, birbirimizden öğrenmeye ve bu temel kavramları, modelleri konuşmaya, birlikte geliştirdiğimiz çözüm önerilerini tartışmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kere daha anladık o dönemde. Kültür Hattı Projesi'nin sonunda bir rapor yayınlanmıştı. O raporda da aslında şu çok temel bir şekilde vurgulanıyor. Yerel aktörler veya sivil özellikle toplum, sivil aktörler yerelde kültür politikasının oluşum süreçlerine katılamıyor. Bu çok net bir veri olarak karşımızda. Bir kentte demokratik, çoğulcu ve kapsayıcı bir kültür sanat yaşamının olması için sivil toplumun kültür politikasına yönelik stratejik planlama süreçlerinden itibaren sürece katılmaları ve sivil toplumla belediyelerin bir araya gelerek ortak çalışma pratiklerini tesis etmesi her zamankinden büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler olmadan kentlerde alınan kararların sivil kültür sanat dünyası olmadan daha doğrusu yerel yönetimlerin aldıkları kararları kente yayması, birlikte hareket etmesi hakikaten mümkün görünmüyor.
tabii bunun yanında bir yandan da kültür sanata yönelik finansal kaynakların, beşeri sermayenin İstanbul'la ağırlıklı olarak İstanbul'la sınırlı olduğu gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Coğrafi açıdan baktığımızda dengesiz bir kültürel gelişimin olduğunu görüyoruz ülke genelinde. Bu temel sorunun üstesinden gelmek için de yatırımın odağının ve kapasitesinin aslında kapasite gelişimine yönelik müdahalelerin Anadolu'ya doğru yönlendirilmesinin, özellikle işbirliklerinin, bu bahsettiğim kültür profesyonellerinin kendi aralarındaki işbirliklerinin gelişimi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda hayata geçirilen birçok uluslararası proje, Culture Civic gibi, kültür için alan gibi, bu alanda çok önemli alanlar açtı. Avrupa Birliği ile müzakerelerin daha seyrinin düştüğü veya işte Yaratıcı Avrupa programından Türkiye'nin çıktığı bir dönemde bu yerel ortakları da olan uluslararası projeler bir dinamizm kattı alana. Özellikle Anadolu kültürün çok uzun yıllardır sahada yürüttüğü, alanda yürüttüğü, Anadolu'nun farklı kentlerinde yürüttüğü çalışmaların, kültür politikaları alanındaki araştırmalarının, projelerinin bir devamlılığını sağladı aslında. Biz de Anadolu Kültür'le beraber bu projelere İKSV olarak yerel ortak olarak katkıda bulunmaya çalıştık. Özellikle Avrupalı kültür kurumlarının da bir araya gelerek bu projeleri desteklemesinin önemli bir yönetişim modeli gösterdiğini düşünüyorum. Daha önce doğrudan Avrupa Birliği ile sürdürülen veya hani tek bir Avrupalı kültür kurumuyla işbirliğiyle yapılan işler şimdi bir arada ortaklaşa yürütülmeye başlandığında etkisinin aslında ne kadar geliştiğini gördük. Bütün bunlar aslında Türkiye'de kültür yönetimi ve politikaları alanında etkin bir tartışma zemininin gelişimine ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bize gösterdi. Bu yolda da aslında sanat aracılığıyla kurulan bağların veya dayanışma ağlarının farklı kentlerde oluşturulan gelişimini desteklemenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak 50 küsur yılı devirmiş bir kültür kurumuyuz. Bu alanda sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz ve bu sorumluluğu alanda çalışan, belki bizim iletişim gücümüzle veya bu yılların deneyimiyle katkıda bulunabileceğimiz diğer kültür kurumlarıyla paylaşmanın bir gereklilik olduğuna inançla bu alandaki bütün çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz. Ama bu ağların, yani bu kurulan dayanışma ağlarının, bağların, sivil toplumun sanat aracılığıyla kurduğu bağların gelişiminde belediyelerin de çok büyük rolü var. Hem yerel ölçekte yani büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ama hem de içinde bulunduğumuz ağ gibi, Marmara Belediyeler Birliği gibi farklı belediyelerin de bir araya gelerek oluşturduğu ağların öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi politika yapıcıların aldığı kararlar etkisi sınırlı kalabiliyor. Eğer bir dönüşüm arıyorsak, hele ki kültür yönetimi ve politikaları alanında bir dönüşümden bahsedeceksek, burada doğru politikaların, kapsayıcı politikaların oluşturulması, etkisinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması, etkileşimin artması, ortak üretime zemin yaratılması ancak bu farklı ağların bir araya gelmesiyle mümkün. Çünkü kentlerdeki sorunlar çok boyutlu. Tek başına herhangi bir aktörün altından kalkmasına izin vermeyecek gibi görünüyor. Özellikle başta da anlattığım COVID pandemisi gibi veya finansal sorunlar gibi, artan siyasi iklimdeki gerilimler gibi birçok sorun bir arada düşünmeyi gerektiriyor. Kültür sanat dünyasının bu alanda gösterdiği iradenin ancak kamuyla yan yana gelerek, müzakere alanlarını geliştirmeye devam ederek masadan kalkmadan mümkün olabileceğine inanıyorum. Bütüncül bir değişim arıyorsak eğer kültür yönetim ve politikalarında, bugüne kadar Türkiye'nin kültür politikalarında, kültür mantarı seyrinde hiçbir zaman tanımlı bir aslında stratejisi de olmamış, değişen belli eğilimler olmuş ama çok da böyle bir hazır politika metni üzerinden hareket edilmemiş. Eğer şimdi biz sivil aktörler olarak bir dönüşüm mücadelesi veriyorsak bir arada durmaya her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ortaklaşa projesi de tam da böyle bir dertle diyelim ortaya çıktı. Bizim uzun yıllardır işte geliştirdiğimiz projelerin üzerine taş taş üstüne koymak, bu alanda çalışan aktörleri bir araya getirmek, birlikte düşünmek, bir de yanlarına özellikle sivil toplumu güçlendirirken belediyeyi katma yönünde bir irade göstermek üzere böyle bir proje tasarladık. Avrupa Birliği'nin sivil toplum diyaloğu çerçevesinde bu projeyi tasarladık. Yani içinde doğrudan hibe programı da var. İşte bir Ulaş'ın da başta bahsettiği gibi kapasite geliştirme programı var. İçinde bulunduğumuz programda olduğu gibi bir diyalog programı var. Bunlar ülke genelinde, yani biz Ocak 2023'te başladık resmen bu projeye.
Ve Şubat'ta hep beraber deprem felaketini yaşadık. Ve özellikle dayanışmanın, kentler arası ağların, işbirliklerinin ve hem de sivil toplumun bu dönüştürme gücünün, potansiyelinin ne kadar can alıcı olduğunu gördüğümüz bir dönemde biz bu işe başlamış olduk. Ve de biz ne yapacağız diye heyecanla düşünürken, bu projeyi nasıl ilerleteceğiz diye düşünürken zaten bütün kültür kurumlarının gerek mekanlarını dönüştürdüğünü, gerek insan kaynaklarını seferber ettiğini, gerekse deprem bölgesinde dayanışma ağları oluşturarak alanlarını genişlettiğini gördük. Belediyelerin diğer belediyelere yardıma koştuğunu gördük. Hala da bu çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla doğru yolda olduğumuzu anladık. Bütün mesele buna devam konusunda bir irade göstermek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden tam da şimdi yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür politikaları modelini ortaklaşa nasıl kurabiliriz diye düşünmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu çağrı aslında hepimize diyerek bitirelim. Çok teşekkürler Özlem. Yani hem Füsun Hocam'ın hem senin anlattıklarından böyle İkinci Dünya Savaşı sonrası aynı zamanda refah devleti bir demokratikleşmeyi de ülke gündemlerine getiriyor. Demokratikleşme süreci ve o devletlerin buna ayak uydurması. Keza senin söylediğin gibi Türkiye'de de bütün bu yerel yönetimlerle birlikte, sivil toplumla birlikte hareket etmekte bir demokrasi kavramı barındırıyor. Yani kültür için demokrasi, demokrasi için kültür gibi bir döngüye giriyoruz. Ve bu da aslında kültür politikalarını sadece tanımlamanın ötesinde, varlığı yokluğunun ötesinde bunun demokrasiyle olan ilişkisi, hem kendi içinde oluşumunda ne kadar demokratikleştiği, hem de bunun demokratikleşmeye ne kadar hizmet ettiğine dair bir soru işareti getiriyor. Bu da aslında bütün diğer refah devleti politikalarında olduğu gibi sunulan politikaların ne kadar adil bir şekilde dağıtıldığı, erişildiği sorusunu getiriyor. Bu da kültür adaleti diye bir kavrama geliyor. Oraya onu birazcık konuşalım istiyorum ama şunu da şurada bir not düşmeden geçemeyeceğim. Yani Türkiye'de kültür politikaları ve adalet deyince işte Anadolu Kültür ve sevgili Osman Kavala geliyor. Onun emekleri hiçbir şekilde yadsınamaz Türkiye'de verdiği. Onun da o hizmet ettiği kültür adaletinin gibi kendisinin de aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla tescillendiğini, adalete erişmesini ummadan da geçmek istemedim. Affınıza, hoşgörünüze sığınarak. Şimdi kültür adaleti konusunu bu modeller üzerinden belki de kültürün demokratikleşmesini buyurun hocam. Evet, kültür adaleti ya da kültürel adalet dediğimizde yani aklımıza ne geliyor? Haklar meselesi geliyor değil mi? Hani bir haklar demeti, hakların hayata geçirilmesiyle ilgili ve hangi mekanizmalarla bu hakların hayata geçirileceğiyle ilgili bir soru aklımıza geliyor. Kültür hakkı ve kültürel haklar, biraz sonra ayrımını yapacağım. İnsan hakları bağlamında ele alınması gereken haklar, yani gerek kültür hakkı gerekse kültürel haklar birer insan hakları kategorisi ve ikinci kuşak hakları arasında yer alıyor. İnsan hakları üzerine çalışanlar, bir kısaca özetleyeyim. İnsan haklarının gelişimini kuşaklar içinden ele alırlar ve önce sivil ve siyasal hakların, yani medeni ve siyasal hakların, daha sonra ise sosyal, ekonomik ve kültürel hakların hayata geçirildiğini söylerler. Ama şöyle bir şey vardır literatürde. Literatürde genellikle kültürle ilgili haklar, gerek kültür hakkı gerekse kültürel haklar değerlendirilirken bu hakların insan haklarının üvey evladı olduğu söylenir. Çünkü diğer haklara göre, yani siyasal ve sosyal haklara göre ya da ekonomik haklara göre insan kültür hakları, kültürle ilişkili haklar genellikle daha az gelişmiştir. Yani içeriği daha zayıftır diğer haklara göre. İkincisi de, ikinci neden de, niye böyle tanımlandığına ilişkin ikinci neden de şudur. Hem ulusal hem de uluslararası koruma mekanizmaları bağlamında daha az gelişmiştir. Yani evet, sözleşmeler vardır, bir takım iç mevzuatta ülkeler kültür hakkı ya da kültürel haklarını korumaya çalışırlar ama
diğer haklarla, diğer insan haklarıyla karşılaştırdığımızda kültürle ilişkili haklar daha az gelişmişti. Bu nedenle de biraz üvey evlat muamelesi gördüğü söylenir. Şimdi ilk turda Refah Devleti'nden bahsetmiştim ve refah aslında kültür politikası dediğimiz o kamu politikasının Refah Devleti ile bağlantılı olduğunu söylemiştim. Yani Refah Devleti kültür ve sanatı 1945 sonrasında kültür ve sanatı piyasanın olumsuz niteliklerine karşı korumak için bazı piyasanın aksaklıklarına karşı korumak için bazı müdahalelerde bulunuyor. Müdahale derken de olumsuz anlamda kullanmıyorum. Teşvik de bir müdahaledir. Ve bu süreçte ortaya çıkan Refah Devleti ile birlikte ortaya çıkan ilk hak kategorisi, kültürle ilgili ilk hak kategorisi kültür hakkı. Bundan ne kastediliyor? Kültüre erişim hakkı. Yani kültüre erişimde eşitlik. Bu kastediliyor. Ve kültür hakkıyla tabii şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kültür bir hak kategorisi haline geliyor. Hukuki bir statü kazanıyor. Ve bu süreçte de dikkat edilen şey, yani bütün Avrupa ülkeleri genellikle 1960'lardan 1980'lere doğru bu hakkın korunması için mücadele ediyorlar. Şu kastediliyor, çok basit bir şey, kültüre erişim hakkı. Yani mümkün olduğu kadar çok sayıda kişinin kültüre erişim hakkı. Zaman içinde, mekanlar bağlamında daha çok kişinin erişim hakkı, yani erişimin evrenselleşmesi. Şimdi burada temel bir problem var, o da şu, kültür hakkı ve kültürün demokratikleşmesi derken, yani bu hakkın daha çok kitleye yayılması, daha çok insan tarafından kullanılması derken şöyle bir mesele var. Kültür sorgulanmıyor. Hangi kültür, kimin kültürü, kimlerin kültürü sorgulanmıyor ve genellikle Batı devletlerinin yaptığı şey şu, 1945 sonrasında yüksek kültürü erişime açmak. Ve yüksek kültüre erişim ne kadar genelleşirse, ne kadar evrenselleşirse kültürün demokratikleştiğinden söz etmek. Bu 1970 ve 80'lere kadar az çok bütün Batı ülkelerinin riayet ettiği, izlediği bir politika. Fakat 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren biliyorsunuz bütün dünyada yükselen kimlik talepleri var. Yani farklı topluluklar, etnik kültürel topluluklar, dinsel topluluklar, toplumsal cinsiyet temelli topluluklar ve bunu iyice genişletebiliriz. Farklı olma hakkını savunuyorlar. Yani kendi farklılıkları üzerinden bir takım haklara sahip olduğunda sanıyorlar. Ve bu süreç 70'li yıllardan sonra 80'ler diyelim daha çok kültür hakkından kültürel haklara, yani toplulukların, topluluk üyesi olan bireylerin kendi özgül, spesifik kültürlerini korumak, yaymak, bu alanda üretmek, dağıtmak üzere verdikleri mücadele ve bu çerçevede şunu görüyoruz, kültür hakkı hala geçerliliğini koruyor ancak kültür hakkından daha çok vurgu kültürel haklara kayıyor, kültürün demokratikleşmesinden kültürel demokrasiye, yani farklı toplulukların ya da topluluk üyesi bireylerin içinde kendi kültürlerini bulabilecekleri, kendi kültürlerini yaşayabilecekleri bir demokrasi anlayışı. Şimdi bu genelde Batı ülkelerinin hayata geçirdiği ya iç mevzuatlarında ülkeler bir takım şeylerde bulunuyor. Yani mevzuata bir takım anayasalardan başlayarak yönetmeliklere kadar mevzuatı, iç mevzuatı düzenleyerek bu yola gidiyorlar ya da bildiğimiz gibi uluslararası sözleşmeler var. Bunlardan bir tanesi zaten en sonunda Kibaç. Şimdi böyle dediğimizde dolayısıyla bir süreç var. Yani kültür hakkından kültürel haklara, kültürün demokratikleşmesinden
kültürel demokrasiye doğru kayan ve bu süreç bir takım şeyleri gerektiriyor. Yani başka yardımcı kavramları da gerektiriyor. Yani bu süreci düşünürken yedeğimize bir kavramsal çerçeve de almamız gerekiyor. Nedir bu kavramsal çerçeve? Aslında çok geniş bir kavramsal çerçeve var. İşte hep bahsettiğimiz katılımcılık, kapsayıcılık gibi elimizde aslında çok fazla kavram var. Yani bu demokrasiyi ve demokratikleşmeyi sağlamak için. Yani kavram sıkıntısı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ancak yani şöyle diyelim, hatta bunlar albenisi, cazibesi çok yüksek kavramlar. Bunu kullanıyoruz biz bu kavramları. Elimizde yani bir jonglör gibi sürekli atıp tutuyoruz ama aslında bu kavramlar ne anlama geliyor? Ya da bu kavramlar hangi çıkarlara hizmet ediyor? Ne zaman neyi ifade ediyor? Çünkü bu kapsayıcılık, katılımcılık ve bunu çok genişletmek mümkün. Yani bir sürü kurum tarafından kullanılıyor. Yani Coca-Cola da kullanıyor. Uluslararası şirketler de kullanıyor. STK'lar da kullanıyor. Ya da işte yerel yönetimler de kullanılıyor. Çünkü böyle hani biraz enflasyonist bir biçimde kullanılan, arkasında getirilmeyen, arkasında durulmayan şık ama albenili olduğu kadar da içi giderek boşaltılan kavramlar. Yani şunu söylemek mümkün, bu kavramlar, bu demokrasiye hizmet etmesi gereken kavramlar artık piyasanın eline düştü. Bir kavram piyasası da oluştu ve bu tabii bizim hani alanda çalışan kişilerin hem savunma mekanizması içinde olanlar hem de projeci toplulukların düşünmesi gereken bir şey. Şimdi ben bir iki kavramı ele alacağım. Kapsayıcılık. Kapsayıcılıktan ne kastediyoruz? Yani aslında herkes aşağı yukarı aynı şeyi kastediyor. Yani mümkün olduğu kadar geniş bir kesimi kapsama anlamında. Ama şunu da unutmayalım ve hepimiz de biliyoruz ki kapsayıcılık öncelikle kararlı bir irade gerektiriyor. Arkasında durulacak bir siyasi irade gerektiriyor ve bu iradenin de, siyasi iradenin de uygun araçlarla, uygun mekanizmalarla hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Kapsayıcılık derken içinde herkesin, her topluluğun kendini iyi hissedebileceği, kendi kültürünün ifade edildiğini hissedebileceği bir alan oluşturmak. Birincisi bu. Tabii bunu söylerken de şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani kapsayıcılık derken kültürlerin bir aradalığı ya da kültürlerin kendini ifade etmeleri derken şunu unutmamamız gerekiyor. Kültürlerin ve kültürel uygulamaların genel insan hakları çerçevesine aykırı olmaması gerekiyor. Yani bir sürü kültürel uygulama var, insan haklarıyla çelişen. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Dolayısıyla kapsayıcılığı böyle ucu hem bir şey, üzerinde hani iyi düşünülmesi gereken bir şey, hem de yani lafta kalmayacak bir şey olarak düşünmemiz lazım. Bu iradenin arkasında durmamız lazım. Bir de şunu ben önemsiyorum, kapsayıcılığı ucu açık bir süreç olarak görmek lazım. Yani kapsayıcılık kapsadım ve bitti değildir. Hani tamam yaptım proje, bir kapsadım ya da işte devletler ya da yerel yönetimler açısından söylüyorum. Yani yaptım ve oldu değildir. Kapsayıcılık ucu açık bir süreçtir. Sürekli kendini tekrar etmek zorundadır. Sürekli yeni kapsanması gereken grupları ve topluluklara açılması gerekir. Dolayısıyla nedir? Yani aslında sonunda kapsayıcılık derken neyi kastediyoruz? Kültürel anlamda engelsiz bir toplum. Kültürel anlamda engelsiz bir toplum nasıl oluşturulacak? Ve bunun mekanizmaları neler olacak? Yani bu engelleri kaldırmaya yönelik
mekanizmalar neler olacak? Yani birkaç tanesini sıralayayım. Çok uzun bir tartışma tabii. Yani şunu söyleyebiliriz. Temel engellerden biri kendini ifade etme, kültürel ve sanatsal alanda ifade etmenin önünde Türkiye'yi de göz önüne alırsak neyi görüyoruz? Ana dilinde eğitim hakkı ve ana dilinde kendini ifade etme hakkı. Şimdi bu başlı başına meseleye, bu kültürel ifadelerin çeşitliğine ket vuran bir şey. Ya da tarihi mekanların korunması. Bunu biliyoruz işte, ama hangi mekanlar korunuyor o ayrı bir konu. Yani seçerek korunuyor Türkiye'de. Kültürel bilgiye ulaşma hakkı. Yani arşive gitme, arşive oluşturma ve arşive gidebilmek hakkı. Kültürel hafızaya erişim hakkı. Bunların hepsi kültürel haklar içinde. Çünkü kültürel hafızanıza, bir toplum kültürel hafızasına ancak ve ancak o bilgiye erişim yolları açılırsa ulaşabilir. Şimdi bir tanesi bu. Benim ikinci önemsediğim şey yani bu kapsayıcılığı bağlamında yine kültürel korunma hakkı ya da kültürel güvenlik hakkı. Bunu yani ne kastediyorum bundan? Yani devletin, yerel yönetimleri nüfusunu oluşturan yerli ya da hani tırnak içinde öteki yabancı ne dersiniz deyin, nüfusunu oluşturan yurttaşların ya da yurttaş olmayanların kültürel güvenliklerini sağlaması gerekiyor. Çünkü biz şeyi çok görüyoruz, yani biliyoruz aslında yani kültürel şiddet dediğimiz şey ya da kültürel caydırıcılık ya da kültürel zorbalık birçok toplumun ama bazı toplumların daha fazla bünyelerine sinmiş durumda. Yani şunu söylemek istiyorum. Önce dilde başlayan, daha sonra farklı biçimlerde kendisini ifade eden bir kültürel şiddet, caydırıcılık ve zorbalık hali bazı toplumlarda egemen bir durumda. Dolayısıyla da bunu engelleyecek mekanizmalar gerekiyor. Şimdi niye bu önemli? Çünkü kültürel şiddet ya da kapsamama, kapsayıcılıktan uzak durma aynı zamanda başka türden dışlamaları da bir zincirleme olarak getiriyor. Yani kültürel dışlanma meselesi sadece kültürel alanla ilgili değil, başka türden, başka alanlardaki yansımaları ve uzantılarıyla da birlikte. Yani kültürel anlamda dışlanan kişi ya da topluluk aynı zamanda ekonomik anlamda da görünmez hale geliyor. Aynı zamanda toplumsal anlamda da görünmez hale geliyor. Ve dolayısıyla bu dışlanma, zincirleme, başka dışlanma biçimlerini arka arkaya getiriyor ve toplum zaten bu süreçte de, bir de şunu söyleyeyim tam bitirirken süren bitti. Kültürel dışlanma aslında diğer dışlanma biçimleri arasında en az görünür olan, en az farkındalık yani oluşturulan bir şey. Kültürel dışlanma her yerde var. Kültürel kibir her yerde var. Ama yani topluma sinmiş durumda ama bu diğer dışlanma biçimlerinden daha az görünür, daha az hissedilir bu bir boyutta. Dolayısıyla kültürel adalet için bütün bunların ve daha bir sürü şeyin dikkate alınması gerek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bu kültürel adalet sürecinin Türkiye'deki seyrini biraz dinleyelim. Aslında İKSV bünyesindeki kültür politikaları çalışmalarındaki raporlar tam da bu süreci, yani yerel yönetimler, katılım, erken çocukluk, pandemi, onların hepsi buna dair bir külliyat oluşturuyor. Ama senden de Türkiye'de bu kültürel adaletin gelişmesi ya da gelişememesine dair şeyler. Ondan önce de hemen sevgili Özlem'den sonra soru cevaba geçeceğiz. Şimdiden sorunuz olursa aplikasyon üzerinden sorularınızı iletebiliyor musunuz? O soruları da alacağız. Aynı zamanda mikrofonda dolaştıracağız. Eğer aklınıza gelen ve unutmak istemediğiniz bir şey varsa şimdiden not edebilirsiniz. Evet. Ben yine UNESCO'ya atıfta bulunarak başlayacağım izninizle. Herhalde şapkaları
takıp çıkarmak için. Yani UNESCO ihtiyaç duyuyoruz çünkü bütün bu uluslararası çerçevelere Türkiye'de bir takım somut öneriler geliştirebilmek için. Sürdürülebilir kalkınmanın ana unsuru olarak adil kültür diye bir kavramdan söz ediyor. Belki hatırlayanlarınız olacaktır. 2021 yılı sürdürülebilir kalkınma için yaratıcı ekonomi yılı ilan edilmişti. Her ne kadar sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları da kendi içinde birçok tartışmayı barındırsa da bir yandan da bu çerçeveler kültürel adaleti sağlama yolunda özellikle küresel kuzey ve güney arasındaki eşitsizlikleri bir nebze olsun giderilmesi veya bu kültürel alışverişlerin dengelenmesi yolunda çeşitli yasal araçlar geliştirilmesine vesile oluyor. UNESCO'nun ilan ettiği bu yani hem kullandığı kavramlar hem ilan edilen bu yıllarda farklı ülkelerin bu alanda çeşitli düzenlemeler yapmasını teşvik etmesi açısından önemli. Yine hocamdan bayrağı devralıp UNESCO'nun iki temel belgesine daha atıfta bulunmak istiyorum müsaadenizle. Biri 1980 tarihli sanatçının statüsüne ilişkin tavsiye kararı. Türkiye'de sanatçının statüsünün tanımlı olmadığı, dolayısıyla hiçbir yasal haklarının bilinmediği, tanınmadığı, bu alanın tamamen bir mücadele alanı olarak, bir meslek olarak bile kabul edilmediği bir ortamda buna benzer sözleşmelerin, tavsiye kararlarının veya uluslararası çerçevelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Diğeri de 2005 tarihli hocamın da bahsettiği KİFAÇ Sözleşmesi, uzun adıyla Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi. Bu iki belge dünyada kültür politikaları ve işbirliği alanında önemli gelişmelerin yolunu açtı ama bizim de içinde bulunduğumuz kategori olan, gelişmekte olan ülkelerde ne demekse sanatçıların ve kültür profesyonellerinin durumunu iyileştirmek, yaratıcı kültür endüstrilerini güçlendirmek adına daha yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çaba gösterilmesi gerektiği aşikar. O yüzden de bir kültür profesyonel olarak, bir kültür kurumunda çalışan kişi olarak kamuya bu bizim de imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmeleri hatırlatmak, dolayısıyla buradan doğan yükümlülükleri görünür kılmakta savunu alanı olarak karşımızda duruyor diye düşünüyorum. Bir kültür adaletinden bahsedeceksek. Çünkü yaratıcı mesleklerin en büyük zorluklarından biri de bu dünyada adil bir değişim istiyorsak bu talebi dillendirmek, giderek daha güçlü bir şekilde dillendirmek. Yani yeni fikirlerle güncel sorunlara aslında farklı yaklaşımlar getirilmesi için mücadele ediyoruz ama tek başımıza yapabileceğimiz bir şey de değil bu. Burada bir el birliğiyle yürütülecek çabadan bahsediyoruz. Yani kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerden özel sektöre, kültür sanat alanında faaliyet gösteren bütün aktörlere iş düşüyor. Başta bahsettiğim gibi yani işte bu alanın bir meslek olarak bile tanınmadığı, dolayısıyla hak kategorilerinin şekillendirilmediği, işte kültür sanat kurumlarının işte bağımsız inisiyatiften tutun kooperatife, özel sektöre, şirkete, yani şirket statüsü altında faaliyet göstermesinden kaynaklı birçok zorluğu var bu alanın. Bir ekosistem diyeceksek Ulaş'tan aldığım tabirle kültürel ekosistemin gelişmesi için önce bütün bu düzenlemelerin görülmesi, yapılması gerekiyor. Ancak ondan sonra toplumsal iyileşmenin aracıları olarak biz yaratıcı sektörlerde çalışanlara da farklı sorumluluklar düşebilir. Tabii önce prensiplerde anlaşmak kaydıyla. Hocamın da bahsettiği gibi yani ötekileştirmeye, kutuplaştırıcı veya dışlayıcı yaklaşımlara karşı kültürel ifadelerin çeşitliliğini savunmak, kültürel hakları savunmak, sanat aracılığıyla az önce de bahsettiğim gibi yereldeki dayanışma ağlarını geliştirmek öncelikli ilkeler arasında olmalı. Ama bundan sonra alanın temel ihtiyaçlarını gidermek için de atılabilecek aslında çok temel adımlar da var. Yine yani depreme atıfta bulunacağım ama bu felaket bize bir kere daha buna bir arada olmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Ben Tülin Hanım'ın da burada olacağını düşünerek biraz ona atıfta bulunacak gibi bir takım somut önerilerle de gelmiştim onunla da tartışabilmek üzere. Selam olsun Tülin Hanım'a, belki başka bir vesileyle tartışırız gene ama hani kültürel ekosistemin, kültür kurumlarının hepimizin içinde bulunduğu bu alanın aslında hızlı giderilebilecek sorunları da var eğer adil bir kültürel ekosistem olmasını istiyorsak. Bazıları hakikaten çok kolayca bir planlama yaklaşımında değişiklikle giderilebilecek sorunlar. Birkaç tanesini müsaade varsa böyle hızlıca somut öneri olarak hani size de açmak istiyorum. Bir kere kültür sanatın
etkileşimle zenginleşen ve sürekli gelişen bir doğası olduğunu kabul ederek başlamamız gerekiyor, değil mi? Yani bu böyle statik bir alan değil, sürekli gelişime açık bir alan. Ortaklaşa projesinin tamamı yerel kültür politikalarına odaklandığı için ben de biraz önerilerimi bunun üzerinden şekillendirmeye çalıştım. Yerelde kültür politikalarından bahsedeceksek, bunun da yani kültür sanatın doğasına uygun özgürleştirici bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor. Bu ne demek? Yani farklı sanat dallarına, disiplinlere eşit mesafede durmanın ve bunların yenilikçi uygulamalarla desteklenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bir kentte, ilçede, mahallede, kültürel planlamadan bahsediyorsak, herhangi bir sanat disiplinini geride bırakmanın söz konusu olmadığını, bunların ihtiyaçlar üzerinden mahallenin, kentlinin, şehirde yaşayanların, vatandaşların, her birimizin ihtiyaçları üzerinden popülizme kaymadan ama ihtiyaçları da gözeterek bir planlama mantığıyla şekillendirilmesi adil bir dağılım için en temel konulardan biri. Yeni bir kültür yönetimi modeli arıyorsak, ya yerel yönetimlerin özellikle kültür sanat hayatındaki rolünün düzenleyici ve altyapı hazırlayıcı olarak sınırlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Kültür sanat etkinlikleri planlamasından bahsetmiyoruz ama kentte bir kültürel planlamadan bahsediyorsak, hocamın da ifade ettiği gibi farklı grupların haklarının gözetilerek, özellikle dezavantajlı toplulukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyici ve altyapı hazırlayıcı bir mekanizmaya ihtiyaç var. Öncelikleri belirlemek zor kültür sanat alanında. Bunun için yerel yönetimlerin öncülüğü önemli. Çünkü kültür sanat aktörleri kendi başlarına zaten bir mücadele alanı içindeler. Bu mücadeleyi sürdürürken bir yandan da birbirleriyle yan yana gelip o böyle dayanışma ağlarını kurmaya çalışmak, birlikte hareket etmek çok da kolay değil. O yüzden yerel yönetimlerin düzenleyici veya bu koordinasyonu sağlayıcı işlevi önemli. Bu istişarelerin sizin de ifade ettiğiniz gibi yani tek seferlik değil de düzenli mekanizmalar halinde olması, kapsayıcılığın tek adımlık bir şekilde değil, sürekliliği sağlayacak şekilde, karar süreçlerini etki edecek şekilde oluşturulması, işte mekanizmaların, platformların, dün birçok örneğini dinlediğimiz yerel yönetimlerdeki oluşumların hayata geçirilmesi çok önemli. Farklı formatlarda olabilir, İmersin'de MDK olabilir, Konya'da bir inovasyon ajansı çatısı altında olabilir, İstanbul'da İstanbul Planlama Ajansı olabilir. Ama bütün bunların sürekliliği, kapsayıcılığı, üzerinde uzlaştığımız temel ilkeler doğrultusunda bundan vazgeçmemesi önemli diye düşünüyorum. Burada yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Diğer önemli konulardan biri kültür sanat faaliyetlerinin çeşitlenirken bir yandan da kentin farklı bölgelerine yayılabilmesi, bu adaletin tesis edilmesi yolunda önemli konulardan biri. Özellikle İstanbul gibi metropolde yaşıyorsanız, işte bu sabah 10 kişiydik, şimdi sayımız biraz daha arttı, trafik sorununu biliyoruz. Ulaşımın ne kadar büyük bir dert olduğunu biliyoruz. En başta da söyledim, kentlerin sorunları öyle tek başına çözülmek için çok kolay değil. Bir mücadele etmek gerekiyorsa kültür sanata ulaşmak için, bulunduğunuz mahallede, bölgede bir insan hakkıysa da özellikle bu, kütüphaneye erişmek, yapılan kültür sanat etkinliğine ekonomik şartlarınızdan bağımsız olarak kolayca ulaşmak, çocuğunuzu nitelikli sanat etkinlikleriyle buluşturmak için farklı bölgelere yayılmak ve bunun da yine ihtiyaç üzerinden planlanması çok temel konulardan biri. Birçok kentte kültür sanat alanında işleyen kurullar var. Halihazırda yapılanmalar var. Dün yine bir örneğini dinledik. Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı bizimle beraberdi. Kent konseyleri çok önemli işlevler görüyor. Kent konseylerinin açtığı sivil toplumun görünürlüğü ve müzakere alanının belediyelerle birlikte nasıl savunulduğu, yürütüldüğü ve bütün bu mevcut ağların kültür sanat alanında çalışanlarla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı haritalandırma çalışmaları çok önem taşıyor. Bu çok temel bir konu. Hala biz bu seviyedeyiz. Defalarca haritalar yapıldı Türkiye'de. İşte her seferinde Amerika'yı baştan keşfedip aslında yeni yeni çalışmalar yürütülmesi gerekti. Bir öncekini ihmal eder veya unutur oldu. Taş taş üstüne koymaktansa böyle her seferinde yeni bir iş yapılmaya kalkışıldı. Halbuki mevcut ağlar var. Bunların görünür kılınması ve belli bir koordinasyon dinamiği içinde sürdürülmesi gerekiyor. Yine belediyelerden bahsetmişken, kültür merkezlerinden bahsetmeden edemeyeceğim. Yani işte
inşaat ya Resulullah şiarı altında birçok yerde herhangi bir şey ihtiyaç gözetilmeden yapılan kültür merkezleriyle donatıldı şehirlerimiz, hepimiz biliyoruz. Ne içinde ne icra edileceği çok bilinmeden, işte çok amaçlı salon, nikah salonu, nikaha karşı değiliz ama yani gibi yani akustiği gözetilmeden, yerleşimi, teknik donanımı veya sahnede ne olacağı düşünülmeden yapıldığında bu mekanlar bir süre sonra çöp haline geliyor veya bu mekanlar inşa edildikten sonra sorduğunuzda içine ne koyacağız diye genellikle İKSV'de bizim başımıza gelen bu binayı yaptık, şu kadar para harcadık, çok da güzel oldu, hadi bakalım şimdi içine ne koyalım diye. Üstelik de İstanbul'daki bir kültür kurumuna, ülkenin herhangi bir belediyesi gelip bunu danışabiliyor. Biz danışmalarından gocunmuyoruz elbette, bir bilgimiz varsa paylaşıyoruz ama asıl ideal olan onun kentteki aktörlere de danışılması, birlikte hareket edilmesi ve hatta inşaat sürecinden evvel bunun bir planlama konusu olarak gündeme taşınması. Yani yine koordinasyon diyeceğim, sıkıcı olma riskini göz önünde bulundurarak, ama koordinasyona ihtiyaç var. Yeni mekanlar tasarlanırken içine ne koyacağını düşünerek hareket etmek çok önemli diye düşünüyorum. Ancak nitelikli mekan arayışına böyle çözüm olabilir. Bizimki gibi özel sektör, ağırlıklı özel sektör desteğiyle çalışan kurumlar, gelir dağılımına baktığınızda sponsorluklarla %50'sinden fazlasını İKSV sponsorluk gelirleriyle elde ediyor bütçesinin. Böyle çalışan kurumlar için mekan kapasiteleri çok kritik. Yani herhangi bir uluslararası orkestrayı binbir güçlükle oluşturduğunuz bir bütçeyle kente davet ettiğinizde ona gösteri için sağlayabileceğiniz mekanın kapasitesi sizin satabileceğiniz bilet sayısını belirliyor. Yani belki kendini döndürmeye yetiyor, sponsorlukla belli bir şeyi karşılıyorsunuz ama daha fazla insana ulaşması, kentte bilet alarak buna gelemeyecek insanlarla buluşması için başka desteklere ihtiyaç var. Avrupa'daki muadilleriyle karşılaştırıldığında buradaki kültür kurumlarının yarattığı şey gerçekten bir mucize. Hiçbir kamusal kaynak destek olmadan ve bununla ilgili tekil olarak kamusal destekleri bizimki gibi kurumlar alabilse bile düzenliliği olmadan, şeffaf mekanizmalarla bu iş yönetilmeden yapıldığında hakikaten mucize yaratıyorsunuz aslında bu işleri yaparak. Ama bir yandan da aşk nefret ilişkisi. Her yaptığınız işle erişemeyen, erişme imkanı hiç olmayan birçok o kadar insana da bir şekilde fırsat eşitsizliği yaratmış oluyorsunuz. Bütün bu sorunların giderilebilmesi için yine koordinasyon ve kamu desteği, özellikle de yereldeki kamu desteği çok önem taşıyor. Çünkü ancak yani bu yeni vahaların oluşturulabilmesi için, kültür sanatla yeşerecek yeni alanların oluşturulması, çocukların erken yaştan itibaren fırsat eşitliği içinde kültür sanatla tanışabilmesi için kamusal hizmet alanlarına ve kamusal alanlara ihtiyacımız var. İstanbul'da çokça örneğini görüyoruz. İBB Miras ve İBB Kültür işte birçok kamu mülkünü özelleştirmeden kamusal alan haline getiriyor. Çok sayıda ve kapasitede yeni kültür mekanının oluşumuna sahne oluyor İstanbul son yıllarda. Bu heyecan verici bir gelişme. Umarız önümüzde yerel seçimler var. Seçimler sonrasında da bu binbir emekle oluşturulan mekanlar şehirdeki kültür kurumlarının, kültür profesyonellerinin kullanımı için devam edebilir. Burada süreklilik, sürdürülebilirlik, kültür yönetimi modeli çok önem taşıyor. Tekil olarak kalmaması için bu çabaların, bunların devam etmesi için yine koordinasyon işbirliği şart diye düşünüyorum. Yani başta da söyledim, işte Avrupa Birliği hayali uzak bir hayal gibi, giderek uzaklaşan bir hayal gibi. İşte bizim de içinde bulunduğumuz proje gibi uluslararası projeler yapılabiliyor. Ama birçok uluslararası ağ var. Türkiye'de kültür kurumları kendi başına mücadele verirken veya kültür sanat aktörleri bu uluslararası ağlarla dirsek temasını da kaybetmemesi gerekiyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani işte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Dünya Şehirleri Kültür Forumu, Dünya Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Birliği gibi bize uluslararası çerçevede yapabileceklerimiz konusunda fırsatları gösteren uluslararası ağlarda bulunmak için de bir mücadele etmek, buradaki haklarımızı savunmaya devam etmek için mühim, dayanağı buradan almak bizim için önemli diye düşünüyorum. İKSV'deki kültür politikaları çalışmalarında hep bu bağlantıları, dünyada tartışılan konuları buranın ihtiyaçlarını gözeterek ölçmeye, biçmeye çalıştık. Son olarak da tabii yine kültürel kimlikler, kültürel ifadeler konularında ayrımcılığın ortadan kaldırılması, çeşitliliğin korunması, desteklenmesi
ve buna yönelik düzenlemelerin yapılması ihtiyacını ben de dile getirmiş olayım. Adaletten bahsediyorsak, adil kültür kavramından bahsediyorsak, sadece yaratıcı ekonomi bağlamında değil, özellikle bu temel prensipler bağlamında konuyu ele almamız gerektiğini, bunlar olmadan diğer düzenlemelerin hiçbirinin aslında anlamı olmayacağını, aksi takdirde teknokratik bir yaklaşıma düşme riskimizin de bulunduğunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Sabrınız için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok zengin, çok kapsamlı bir çerçeve çizmiş olduk. Şimdi bu çerçeveye dair soru, katkı, eleştirileri olan varsa mikrofonu, şurada bir sorumuz var. Toplayalım soruları, ondan sonra toplu cevap verelim, değil mi? Mersi, ben Serven Uluk. Şey sormak istiyorum. Özellikle Füsun Hoca bahsedince aklıma geldi. Fransa'da mesela hani bahsettiniz çok müdahaleci politikalar halen çok etkin merkeziyetçilik ama hani şeyi merak ediyorum. Golist dönemde şey demokratizasyondu, sonrasında development kalkınma haline geçti. Sonrasında desantralizasyon kavramı çıktı. Fransa'da bu şey kavram çok fazla kullanılıyor etkin. Bunun karşılığında bizdeki yerelleşme, kültürel yerelleşmeye dair hiçbir ben okuma çalışma bulamadım. Yani internette en azından diyeyim. Buna dair hani bir yol gösterici, bir rehber veya birileri var mıdır? Kimileri okuyalım? Teşekkür ederim. Çok haklısınız çünkü 1982'de Fransa'da desantralizasyon yasaları başlıyor ve mümkün olduğu kadar yani o merkezi yapı içinde desantralize, ademi merkeziyetçi bir yapı oluşturulmaya çalışıyor. Ama mesela çok şey vardır, makale vardır, desantralizasyonun en başarısız halkası diye. Yani kültür politikalarında hani... Tabii Türkiye ile karşılaştırıldığında ya da Türkiye'deki yerel yönetimlerin elindeki yetkilerle ve imkanlarla karşılaştırıldığında şeyi çok iyi biliyoruz. Yani Fransa'da her kent bir kültür kentidir. Ne olursa olsun yani o kültürünün büyüklüğü, ihtişam filan söz konusu değil ama kültürel bir çaba vardır yerel yönetimlerde. Tabii bu Türkiye'de yani düşünülebilir gibi bir şey değil. Özellikle işte müzeler vardır, şu vardır, bu vardır filan. Ama yine de yani o yapı yerel yönetimlere ne kadar yetki aktarılmış olsa da yine de o merkez hala Fransa'da önemli. Zaten Ulaş Hoca bu kent filan falan konularında çok yetkin. Belki size yardımcı olur yani hani ne okumak lazım? Türkiye'de var mı? Hocam burada soruları ben soruyorum. Tamam. bir şeyden gelmiş size bir soru var. Siz ona bakarken başka buyurun, soru varsa ona. Bir dakika. Buyurun. Teşekkürler. Çok teşekkürler öncelikle. Çok gerçekten keyifli bir oturumdu. Füsun Hocam'ı tekrar okuldan sonra dinlemek çok çok iyi geldi. Çok özlemişiz. Bir minik giriş yapıp hani sonrasında soruya geçeceğim. Not aldım bayağı bir çünkü konuşurken. Böyle biraz zihnimi toparlamak için oradan bakacağım. Özellikle yerel kültür politikalarını hani konuştuğumuz bir yerde hak temelli kültüre ürün ve hizmetlere erişim, kültüre katılım, kültür ifadenin çeşitliliğinin desteklenmesi, ifade özgürlüğüyle... Pardon bir şey söyleyebilir miyim? Biz buradan mikrofonu iyi duymuyoruz. Duymuyor musunuz? Bir problem var yani ses patlıyor galiba. Emre biraz uzak tutarsan belki daha... Şöyle nasıl? Daha mı iyi? Ya da normal sesle konuşayım, mikrofonsuz konuşayım. Yok o olmuyor. Tamam, okey. Bir ifade özgürlüğü nitelikli kültür sanat eğitimiyle dezavantajlı, ötekileştirilmiş ve aslında daha az temsil edilen topluluklara erişimde bir pek yer almadığını görüyoruz kültür politikalarında, yerel kültür politikalarında Türkiye'de. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiç siz duyuyor musunuz? Öyle bir gelebilir misin Emre? Ha. Şu an nasıl?
Daha iyi ama başka siz duyamıyorsunuz. Tamam mı? Ama başına diyorum, hızlanıyorum. Genel kültür politikalarında Türkiye'de aslında hak temelli bir yaklaşım göremiyoruz ne yazık ki. Sizler de bahsettiniz. Biraz aslında benim de hep altını çizdiğim dezavantajı ötekileştirmiş veya daha az temsil edilen birey ve toplulukları özellikle erişimde de bir sıkıntı var. Bunu da çok fazla görüyoruz. Onun yerine aslında herhangi bir araştırma ve stratejiden uzak, daha popüler olanı internet, popüler olanı gönderim uzak, popüler olanı erişmeyi kolaylaştıran bir yaklaşım var. Burada da hak temelli eşitlik, çeşitlik ve kapsayıcılık unsurları da çok fazla yani burada anlamıza rağmen yer almıyor nasıl ki. Size şey sormak istiyorum aslında bu noktada hani yerel kültür politikalarında özellikle araştırma ve stratejiden beslenen planlama nerede duruyor? Hani böyle bir planlama var mı? Ve aslında burada yine bu kültür politikanın üretiminde burada Tülin Hanım'ın da olmasını tabii hayal ederek bu soruyu da biraz hazırlamıştım. Yerel toplumun, yerel halkların aslında orada yaşayan insanların bu strateji ve planlama süreçlerine dahiliyeti nasıl olmalı veya nasıl oluyor? Türkiye'den iyi örnekler var mı bildiğimiz? Çünkü özellikle bu yerel dahiliyeti daha çok farklı alanlarda görüyoruz. Mimaride, işte bir mahallenin dönüşümünde, burada da Maruf'ta da görüyoruz. Ama kültür mekanları veya kültürel ürün ve hizmetlerin erişiminde çok görmüyoruz. Bir de aslında dönüp salona sormak istediğim bir soru var. Bu oturumda belediyelerin kültür alanlarında çalışan, kent konseylerinin kültür bilimlerinde çalışma gruplarında çalışan kaç kişi var? Hani sayımız ne? Bir onu görmek. Bir de aslında neden yerel yönetimlerin öğrenme, yenilik yapma ve profesyonel gelişime nitelikli bir katkı ve hani alan ayırmadığını sormak istiyorum. Evet, bir soru size var. Emre bu arada 6-7 kişi vardı yani, sen sorarken. Buna dair de ben hemen şunu söyleyeyim. Az sonra yani rapor yayınlandığında bu soruların bazı cevaplarını vermiş olacağız. Oraya da böyle bir ürün yerleştirme yapalım. Yani bana sorduğun daha çok şey diye anladım ben. Hani yerel yönetimlerin strateji ve planlama yapma süreçleri. Yani bu biraz da şeyle ilgili. Hani biraz yani konuşmamda da söyledim. Yani o parlak laflar bol bol kullanılıyor ama ben gerçek anlamda niyet olduğuna inanmıyorum. Yani bütçe sıkıntısı tabii ki yerel yönetimlerin vardır ama daha çok bu projeci dile yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, hak savunusu yapanlar, herkes bunun peşine düşmüş gidiyor. Düşmesinler demiyorum. Başka da çıkar yol yok. Yani başka bir şey görsem onu da söyleyeceğim. Ama şey yok yani niyet, irade, kimi kapsayacağım, kimler gerçekten hani şey durumda, yoksun durumundalar. Buna yönelik bir şey yok. Böyle hani bir alışılmış çerçeve var. Hani sen ben iki yoksul, bir tane bilme şey filan, böyle gidiyor bu projeler. Onun için hani bu stratejiler, planlamalar filan tabii ki iyi niyet var ama şey yok, gayret yok arkasında. O soruya şey... Ha, şimdi bakayım ben onu okumayacağım. Siz bakarken ben tamam. De kendimi tutamadan şunu söyleyeceğim. Hep böyle bu planlama süreçleri, kültür politikalarının inşasında kamu otoritelerinin buna ilgisizliğinden bahsediyoruz. İşin bence bir de öbür tarafı var. Yani sanat profesyonellerinin hepsi de demokratik, kamusal bir iş yapmıyorlar. Bunun da kendi artık profesyonelleşmiş çantacıları mı diyelim, yani bir takım belediyelerin üzerine şey yapmış ve devamlı onlardan beslenerek o sistemin bir parçası olmuş sanat profesyonellerinin olduğunu da teslim etmemiz gerekiyor. Sadece işte belediyeler yapmıyor, kamu otoriteleri buna ilgisiz değil. Çarpıklığın kültürel alanda da bir yansıması olduğunu da hatırlayalım. Buna dair herkese söylüyorum. Aykut Nurhoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı bir kitap yazdı, Çatlağın Arkası diye. Orada tak 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 anlatmış, tavsiye ederim. Evet, bir soru. Kültürel hakları tanımak bir söylem ise bununla çarpışacak başka söylemler, parantez içinde kamu huzuru, şehir kültürü, medenilik, kadın çocuk koruma var mıdır? Ve varsalar bunların bir belirleme gücü nedir? İkisi arasındaki dengede bize ne gösterecek?
Şimdi burada ben hani soruda bir rahatsızlık hissediyorum. Yani bu kültürel haklar başımıza dert açar mı? Yani hani ona buna çeşitli topluluklara kültürel haklarını ya da kültür hakkını illa yani şeyi de düşünmeyelim. Öyle bir dünyada değiliz. Hani X topluluğu sadece kendi kültürünün peşinden gidiyor diye bir şey yok. Kültürel melezlenme var. Şeyde cazla dinliyor, öbür tarafta türküde yani. Kendi kültürel menüsünü seçiyor. Zaten adalet dediğin o yani. Hem kültür hakkı olacak, o yüksek kültüre erişim de bir hak. Ama hem bir taraftan da kendi kültürel topluluğunun işte kültürel haklarını, neyse o haklar, kullanacaksın. Ama burada şöyle bir, hani öyle bir şey hissettim. Şimdi kültürel haklar tabii genellikle devletlerin de koptuğu haklar. Toplulukların, belediyelerin de korktuğu haklar. Çünkü şöyle bir kanaat var, bunu bir kere verdik mi bunun ucu gelmez, bu haklar siyasi haklara kadar gelir diye. Hani bu doğru olabilir çünkü kültürel hak dediğimizde apolitik bir şey değil. Politik bir mesele yani kültürel hakkın verilmesi. Burada temel mesele yani bir takım sözleşmelerin de öne sürdüğü bir şey şu. Kültürel haklar hayata geçirilirken ya da kültürel pratikler, uygulamalar hayata geçirilirken bu savaş çığırtkanlığı yapmayacak, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi ya da insan haklarının temel ilkeleri nedir? Bedensel bütünlük işte ve onun hani arkasından gelen bir takım haklar ve özgürlükler var. O hak ve özgürlüklerle çelişmeyecek kültürel haklar. Yoksa hani kültürel haklar verilirken birine hani genellikle de bu ne oluyor? En çok kadınların ezildiği haklar da var yani. Bunun içinde çocuk gelin de var, şu da var. Yani birileri diyebilir ki bizim kültür anlayışımız ve kültür şeyimiz bu. Düsturumuz bu. Bizim kültürümüz bunu gerektiriyor. Onun için de bu temel insan haklarıyla çelişmeme önemli bir nokta diye düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. Çok zamanımız kalmadı. Özlem, sen de son bir söz söylemek istersen. Halktan istek var senin sesinde duymak yönünde. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle hocama. Hakikaten yani o kadar çok ihtiyacımız var ki her seferinde dönüp temel kavramlara geri gitmemiz, kullandığımız kavramların içini nasıl doldurduğumuzdan ve aynı sayfada olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Kültür sanat alanında çalışan kişiler, aktörler, profesyonel olarak. Ben her seferinde kendimi not almaktan alıkoyamıyorum herhalde. 20 yıl oldu, alıyorum. Onun için çok teşekkürler tekrar. Bir teşekkür faslına geçtiğimize göre öncelikle size ilginiz, katkılarınız ve sabrınız için teşekkür ediyoruz. Marmara Belediyeler Birliği inanılmaz bir iş yapıyorlar, görüyorsunuz. İKSV hem bu sürece katkısı hem de bütün bu kültür politikalarına dair çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Hocam zaten bir şey gibi, dağcılıkta iz açmak denir. O karda iz açan bir rol şey yapıyorsunuz. Size teşekkür ederiz. İşaret tercümanlarımız. Yani sadece beni nasıl anlattıklarını da bilmiyorum. Çok zor işti. Onlara da teşekkür ediyoruz emeklerine. Ve ortaklaşa projesinin devamında görüşmek üzere. Müsaadenizi istiyoruz.